Şimdi Afrika sardunyası. Bununla ilgili binlerce klinik araştırması var. Sadece çocuklar üzerinde 50 binden fazla çocuk üzerinde Avrupa'da denenmiş. Zaten bu doğal bir antibiyotik. Yüzyıl değil. Yani kullanılan, bilinen, Afrika'da Zulu kabilesinin 4000 yıldır kullandığı doğal antibiyotik. 1800'lü yıllarda İngiltere'ye getirilmiş. Oraya elmas madenleri, altın aramak için, elmas aramak için, zengin olmak için giden John hastalığını, zatürre yakını, öldü ölecek diye adamı bir tarafa koyuyorlar. Afrika'nın Zulu kabilesi bunu ne yapıyor? Tedavi ediyor. Neyle? Efendim, Afrika sardunyasıyla. Kendine gelen John diyor ki, ya ben ölecektim, beni nasıl tedavi ettiniz? Diyorlar ki, seni bu bitkiyle tedavi ettik. Bu bitkinin adı işte Afrika sardunyası. Evet. Çiçeklerini bir görelim önce. Sardunya. Sardunya, Afrika sardunyasının, sardunyagillerin tam 1050 türü var. Pelargonium reniforme, Pelargonium sidioides. İki türü şifalı. Gördüğünüz gibi çiçekleri çok narin, çok hassas, çok güzel. Mor ötesi çiçekleri. Evet. Bu da Pelargonium reniformenin çiçekleri. Bu, yani buna pembe çiçekli ve mor çiçekli diye ikiye de ayırabiliriz Türkçe. Çok hassas, çok narin bitkiler. Bunların kökünden elde edilen ekstraktı kullanıyoruz biz. On binlerce insan üzerine denenmiş. John İngiltere'de binlerce hastayı veren veba, zatürreyi tedavi ediyor. Fakat tabi patentini almadığı için ne oldu? Onu şikayet ediyorlar. Ve kapatılıyor. Üretimi durduruluyor. Bunun üzerine İsviçre'de Dr. Allen patentini alıyor. Üretime başlıyor. O günden bugüne kadar dünyada çok yaygın doğal antibiyotik olarak Pelargonium reniforme ve Pelargonium sidioides reniforme. Evet. Bu bitkilerin kökünün ekstraktı. Doğal antibiyotik, her türlü bakteri, virüs ve mantara karşı kullanılır. Hiçbir sorun yok. Hiçbir yan etkisi yok. Benim oğlum rahatsızlandığında, o zaman 4 yaşındaydı, laranjite yakalandı. Laranjit, pseudokrop dediniz. Boğmacanın tam tersi. Boğmacada nefes alırken boğulur, alamıyor. Bunda ise nefes veremez. Gırtlak kapağının iltihaplanmasıdır. Gırtlak kapakçı iltihaplanması nedeniyle ortaya çıkan bir durum. Doktora götürdüğümüzde Frankfurt'tayken Almanya'da, doktor dedi ki, hemen inhalasyon yapalım, hemen inhalasyon. Hemşireler koşuştu, inhalasyon yapmak istiyorlar ama çocuk çok huzursuz oldu. Beyaz önlüklü doktoru görünce, hemşireleri görünce bas bas bağır, daha kötü oldu. Dedim ki, çocuk istemiyor hastaneyi, doktoru. Bir defa hastaneye yattığı için nefret ediyor doktor, hastaneden. Dedim ki, ilaç neyse siz bana verin, ben kendim evde yapayım, çocuk korkmasın. Çünkü hiç durmuyor, bas bas bağırıyor. Dediler ki, tuzlu su. Anlamadım dedim. İlacı yok mu bunun? Yok. Neden yok? Bu virüs. Viral enfeksiyonda antibiyotik olmaz. Ne yapacağız? Sıcak su, tuz, tuzlu su. Hepsi bu. Dedim ki, evde su da var, tuz da var. Ocak da var. Isıtırız, kendimiz yaparız. Biz buraya niye geldik? Çocuğu aldım, eve gittim. İnhalasyon yaptık, tuzlu suya. Biraz rahatladı ama geçmedi. Araştırma yaptım. Ne olacak da bu laranjitten kurtulacağız? Pseudo krop. Yani kruba benzediği için pseudo, sahte krop yani. Ve Afrika sardunyasıyla hamdolsun bulduk, araştırdım. Sabahlara kadar uyumadım. Çünkü çocuk bas bas bağırıyor. Uyandığı zaman bir daha uyutamıyor. Evet. Hamdolsun iyileştirdik. Hatta benim bir komşum vardı. O zaman adam PKK'lı. Esrar eroin işiyle uğraşıyor.
konuşmuyoruz tabii. Komşu ama konuşmuyoruz böyle. Balkonun öbür tarafı ona, bu tarafı bizde. Ya balkon, büyük bir balkon. O taraf kirpas içerisinde, bu taraf temiz. Almanlar geliyor, diyorlardı ki ya buradan bu tarafı balkon niye kirli? Anlamıyorlar tabii. Neyse, onun çocuğu da pseudo grupa yakalanmış. Hanımını göndermiş ki bizim çocuk da pseudo grupa yakalandı. Sizin çocuğunuz iyileşmiş, bize de ilaç verir misiniz? Adam PKK'lı olabilir ama dedim çocuğu nihayetinde masumdur. Gönderdim. Onu da iyileştirdik, ayrım yapmadık. Biz böyleyiz ama onlar olsa ölse de bakmazlar. Evet, insanlıktan taviz yok. Evet, pseudo grup, yani bu Afrika sardunyası, sinüzit, faranjit, geniz akıntısı, bronşit, efendim pseudo grup, laranjit, yani birçok rahatsızlığa karşı kullanılır. Hiçbir yan etkisi de yok. Tamamen doğal. Allah'ın mucizevi bir bitkisi. Evet. Bir hanımefendi bana gelmişti de. Kadıncağız 4 defa bu sinüslerden, konkalardan ameliyat olmuş. Şu hemen şu boşluğun arkasında. Doktoru konkaları kazacağız demiş. 1 defa kazmış. 2. defa bazı konkaları almış. 3. defa bir daha. 4 defa ameliyat olmuş. Kusura bakmayın diyor. Elinde bir sürü peçete var. Bir fokur fokur ediyor. Böyle sümsürüyor, sümsürüyor. 5 dakikada bir sümsürüyor. Ne kadar ağır mikrop kapmış. Hiçbir ameliyat fayda etmemiş. 4 defa ameliyat olmuş. Yine fayda etmemiş. Ben ne olacağım? Toplumun içine çıkamıyorum, sokağa çıkamıyorum, çalışamıyorum, hayatım bitti falandı. Panik yok dedik. Burada Afrika sardunyası var. Tabii bu tür hastalıkları tetikleyen faktörlerin başında nedir? 1. Bağırsakta mantar vardır. 2. Karaciğerde sorun vardır. 3. Midede sorun vardır. Yani mide, bağırsaklar, karaciğer tedavi edilmeden hiçbir hastalık tedavi edilemez. Hepsi birbirine bağlı. Al bunu git. Bağırsakta mantar varsa, mantarlar üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller nereye gidiyor? Uçmuyor. Karaciğere geliyor. Bağırsağı yakıyor, karaciğer. Karaciğer arıtmak için yoğun vitamin harcıyor. B6, B9, B12, K vitamini vesaire. Zamanla karaciğer yoruluyor, yalanıyor, aratamıyor. Ne yapıyor? Gönderiyor. Nereye? Nereye giderse oraya. Bu nedenle 1. Mide, 2. Bağırsaklar, 3. Karaciğer tedavi edilmeden kalıcı çözüm olmaz. O nedenle kişinin bağırsağında mantar varsa aloe vera, karaciğerinde yağlanma varsa iksir, midesinde bakteri varsa tonik. Yani komple set kullanmak gerekir. Bazıları diyor ki neden set? Ben bir ürün alayım, kullanayım, iyileşeyim. İyi, al kullan. Sinüzit, faranjit, bronşit vesaire iyi gelir. Fakat bağırsakta mantar varsa mantarlar sürekli toksik madde üretiyor. Orada havada boşta durmuyor ki. Mantarı yok etmezseniz karaciğer düzelmez. Karaciğer düzelmezse bağışıklık sistemi düzelmez. Bağışıklık sisteminin çalışması, bağırsaktan vitamin, mineral, enzim gelecek. Karaciğer ve kemik iliği, bu kolon kemiklerin içerisindeki ilik kan üretir. Karaciğer ve kemik iliği kan üretir. Kanın kalitesi neye bağlı? Bağırsağa bağlı. Bağırsaktan vitamin, mineral, enzim yerine toksik madde geliyorsa nasıl kan üretecek? Kanın kalitesi düşerse bağışıklık sistemi de çöker. Bu hanımefendiye biz komple set verdik. 4 ameliyattan sonra daha da kötüleşmişti. Hayatı kararmıştı. Bayağı sürdü ama onunki çok ağır olduğu için 5-6 ay. Sonra hiçbir şey kalmadı. Yani sinüzit, faranjit, bronşit, orta kulak iltihaplı vesaire vesaire hepsi tedavileşir. Hiçbir sorun yok. Sadece iyileşme süresi kişiden kişiye, bünyeden bünyeye değişir. O kadar. O 4 defa ameliyat olduğu halde iyileşemediği için sürekli burnundan böyle fokur fokur sümükler geldiği için onu unutamıyorum. O tabii kafamda kaldı. Tedavi ettiğimiz birçok binlerce hasta var. Onlar tabii unutuyoruz. Unuttuk. Evet. Aklımızda öyle enteresan olaylar kalıyor. Her şey akılda kalmıyor. Ne diyor beyefendi? Gökhan Bey, nefes almakta zorlanıyordum. Işıktan göremiyorum. La ilahe illallah. Mobilyacıymış. Işıktan göremiyorum.
Neyse tamam, buraya bakayım. Nefes almakta zorlanıyordum. Çok şükür iyi geldi. Mobilyacı tozlu bir ortamda çalışıyor tabii ki. Çok şükür kurtuldum diyor. Dua ediyor. Evet. Mübarek Ramazan'da dua almak güzel bir şey.